Sonrasında. Şimdi hormonal değişiklikler vücuttaki o deri üzerindeki bir takım proteinler üzerinde yaptığı tahribatla hakikaten çatlak demek iz demek aslında. Evet. Yani derinin yüzeyel tabakasının altında iz. Bir yüzeyel cerrahi iz var, bir de derinin altında bizim epidermis dediğimiz tabakanın dermis var. Dermisin çatlaması, orada bir skar oluşması. Şimdi hamilelikte bunlar oluyor. Bunları kısmen azaltmak mümkün ama asla tamamen geçmek mümkün değil. Bunu hemen altını çizelim. Tamam. Yani çatlak olmuş bir şeyi biz tedavi ediyoruz diye eğer öne çıkıyorsa birileri bilin ki bunun zaten tıpla falan ilgisi yok. Fakat kullanılan bazı yöntemlerle bir miktar daha fark edildiğini ki bunu kullanırken yaptığımız yöntemler lazerler var. İşte buna benzer bir takım uygulamalar var. Bir takım diyet egzersiz artı bir takım enjeksiyon yöntemleri var. O bölgeyi besleyici destekleyici ama hiçbirisi tamamen yok etmiyor. Bunların amacı kısmen olayın fark edildiğini azaltmak. Tek şey şudur, bakın aşırı çatlaklardaki en önemli olay aşırı kilo alma. Evet. Genelde budur en büyük faktör. O yüzden kilodan sakınacağız. Bir takım diyetlerimize, egzersizlerimize, doktorumuzun önerdiği ölçüde önem vereceğiz. Ama o çatlaklar bazen öyle bir noktaya geliyor ki çatlak tek başına olmuyor. Gevşeme, pörsüme, sarkma tarzında karın bölgesinde, kol bölgesinde, uyluk bölgelerinde her yerde ortaya çıkıyor.